de elektriği veya kim varsa tanımıyoruz. Lütfen yönetim kurulu, yönetim kurulu sıkıntı. Evet, o zaman şöyle yapalım, yönetim kurulundan seçilen arkadaşlarımızı buraya davet edelim. Bir hepsini görmüş olalım. Recep Önem, Zekai Yakupoğlu, Kemal Üstündağ, Serpil Demir, Kemal Özevdem, Ali Büyükkaya, Özkan Zeyrek, Mahmut Güneş ve Kemal Bakkal. 9 kişi oldu galiba. Evet, yönetim kurulumuza bundan sonra çalışacağı 2 yıllık, bu kez 2 yıllık yetki vermiş olduk. 2 yıllık süreçte başarı dileklerimizi iletiyoruz. Genel Kurul Divan olarak tüm üyelerimizin de 2 yıllık süreçte sizlerle beraber bir yönetim kurulu üyesi gibi çalışacaklarına da inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, dilek ve temennilerle ilgili görüş olan var mı arkadaşlar? Yoksa, buyurun. Buradan mı konuşuyorsunuz? Kürsüden konuşursanız duyulması kolay olur mikrofondan dolayı. Sayın Divan Başkanım, sayın üyeler, sayın yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Biraz, biraz yüksek sesle. Mikrofonsuz da konuşsam sesim. Böyle açık mı? Açık. Tamam. Değerli arkadaşlar, şimdi bu faaliyet raporlarında arkadaşlarımız söz almadı. Bizler de almadık gerçi. Çünkü yönetim kurulunun hepsini ben dilek ve temennilere bıraktım. Yönetim kurulunun faaliyetlerini saymakla bitmez. Ama bu faaliyetlere başta kendim olmak üzere ne kadar katkı verdik? Yani hiç desek belki de yeridir. Ben 2 kez kendim toplantıya yönetim kurulu dışından çoğunluk olsun diye arkadaşlarımız bizi paydaş olarak gördüler fikirlerine. Gittik. Yani yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdan başka 1-2 tane daha arkadaşımız oldu. Dolayısıyla işleri çok zordu. Öncelikle ben o ateşten gömleği giyen arkadaşlarımıza o dönemde, oralara girmek istemiyorum. Girersek, çünkü burada hazırında olmayan insanlar var, hakları bize geçmiş olur. Olsalardı birebir konuşacaktık da, yani yok, hiçbiri yok şu anda. Dolayısıyla o ateşten gömleği giren 9 arkadaşıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlara minnet duyuyorum. Bu arada yönetim kurulumuzdan bir kardeşimizin de bugün nikahı vardı. Onun da emekleri çok geçmiştir. Kunda arkadaşımıza da bu vesileyle mutluluklar diliyoruz. Gelecek. Gelecek mi? Nasipse, gelecek. Nasipse karşılaşırız burada. Şimdi arkadaşlar, yani bütçeye baktık. Orada söz alacaktım ama yani kimse söz almadığı için dilek ve temennileri bırakalım. Sayın Başkan da eğer müsaade ederse 91'e yakın Serpil Hanım bir bütçeden bahsetti. 2015 yılının duyduğum kadarıyla yani takip ettim. 2015 yılında aidat gelirlerimiz 14 bin civarı. Denetleme kurulundaki arkadaşlarımız gerekirse düzeltme yapabilir. Aidat gelirlerimiz 2016'da 10 bine düşüyor arkadaşlar. Yani 2015'te 14 binken 2016'da 10 bine düşüyor. Yani bugün biz şurada 3-5 tane arkadaşımız Ankara'ya gidiyoruz, geliyoruz desek herhalde aşağı yukarı maliyetlerini hepimiz biliyoruz yani. Ya bu insanlar dünyanın ziyaretlerini yaptı, dünyanın toplantılarını yaptı. Yani neyle yaptılar bu insanlar diye hiç sorgulamadık. Yani bizim verdiğimiz küçük aidatlarla bunlar olası şeyler değil. Ben yönetim kurulu, bunu deşifre anlamında söylemiyorum. Hiç zannetmiyorum ki öyle bir bağış topladığını. Herhalde arkadaşlarımız bunları bağış adı altında ceplerinden karşıladılar. Yani ben o zaman Sayın Başkan'a da söylemiştim. Bu üye arkadaşlarımız, yani hepimiz burada üyeyiz. Biz gerçekten bu süreçte hiçbir zaman bir kere ekonomik olarak geri adım atmadık. Ama faaliyet noktasında desteklerimiz eksik kaldı. Ben kendi adıma özür diliyorum.
Yani bunu ben başkana da söylemiştim, dedim başkan yani bunu üyeler arkadaşlarımıza paylaştıralım. Çünkü kuruluş aşamasında bu insanlar bu kadar maddi manevi destek verdilerse süreçte de bunu verirler dedim. Buna rağmen yönetim kurulu kardeşlerimiz yani buna göğüs germişler. Ben onlara yine huzurlarınızda ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu aydan ödemeyen arkadaşlarımızın biz yani çoğalmak istiyoruz. Evet doğru Sayın Başkan bunu söyledi. Evet kamu gözetim kurumu da gerçekten bir ay önceki panelde ben gözlerimle şahit oldum. Yani o günkü panelde bulunan arkadaşlarımız bazıları da burada. Yani gerçekten ben gurur duydum. Baktığınız zaman sanki bir faaliyet yokmuş gibi söylemler oluyor. Burada bu kürsüde olmadı ama yoklar çünkü onlar burada. Yani bunlara itibar etmememiz lazım. Çünkü bakın arkadaşlar bir Sayın Başkan'ın dediği gibi 41 arkadaşımız burayı kurmak adına günlerce bir araya geldik. Toplandık, ettik. Değerli vaktinizi alıyorum. Hakkınız helaldir. Yani Mustafa abi az önce dedi ki Sayın Mustafa Özden de çok eski abimizdir. Çok yıllardır tanışırız kendisiyle. Yani bunu haklı olarak bunu söyledi. Nasıl biz yeni üyeyiz dedi. Tanımak isteriz arkadaşlarımızı dedi. Haklıydı Mustafa abi. Ama yani burada bulunmayan arkadaşlarımız da var. Bulunanların da bilmediği bazı şeylerler var. Özel olarak benim bildiklerim de vardı. Hani inanın söylemek istemiyorum onları çünkü birilerini gene şey yapacaklar yani itham edecekler. İşte buraya gelip yüz yüze konuşmaya cesaretler olmadıklarını buradan onlara söylüyorum. Yani genel kurula gidip konuşmuyorsa bir adam o zaman susacaklar arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmayın, oturun, telefonların arkasına sığının, sağda solda oturun, orada fotoğraf verin, birilerinin kamerasını çağırın, sohbetler edin, bilmem ne yapın. Ondan sonra bir gün meslekteki meslektaşı savunun. Ertesi gün kendi söylemlerinizle mesleği yerden yere vurun. Bu slayt gösterisi gibi hepsini uğraşsak yaparız yani. En fazla iki günümüz alır ama gerek yok. Yani burada olsalardı yani bunlar konuşulurdu. Ama yok yapmayın arkadaşlar. O zaman bunu buradaki arkadaşlarımız tenzih ediyor. Yani Mustafa Bey'in nezdinde söyledim yani. Onları da tanımış olsaydınız yönetim kurulunun ne kadar cüretkar, cafa, vefakar olduğunu görürdük. Hüseyin Bey, bu kimler bunlar? Yani isim de verir. Şimdi gıybet etmiş oluruz. Beysel. Yani evet, gıybet etmiş oluruz. Yani burada olmaları iyi olurdu. Ama zaten onlar böyle ortamlarda hani neyi karalayacaklar? Söyledikleri her şeye burada cevap verecek bir sürü insan var. Birçok insan var arkadaşlar. Sadece ben değil, yani burada bir sürü var burada o söyleyeceklerine. Ama yani hani bir söz vardır. Şefaatinden vazgeçtik, mezarımızdan taş çalma derler. Yani bari bunu yapmayın. Ya bırakın insanlar yani mücadelesini ortaya koysun. Burada bizim senelerce meslek örgütünde omuz omuza mücadele verdiğimiz arkadaşlar var. Şimdi gelmişler, insanlar bu derneğe üye olmuşlar. Bir canlılık gelmiş, bir kan gelmiş. Yine beraber mücadele edeceğiz burada. Yine mesleğimiz alarak. Bunlar da güzel vesileler olur, bir araya geliyoruz. Bakın anlık, saygıdeğer arkadaşlarım, yani anlık olarak bazı şeyler gerçekleşebilir. Örneğin bugün Funda arkadaşımızın nikahı bugüne denk geldi. Ne yapsın yani kız şimdi? Yani planlanamaz. 3 hafta önce bugün burada bu toplantının olduğu belliydi. Bir ay önce panelin olduğu belliydi arkadaşlar. Ve o panelde bu toplantıda daha ben bir tanesine katılamadım. Ayrıca da yönetim kurulundan özür diledim yani fiilen. Yani katılamayabiliriz arkadaşlar, burada bir sakınca yok ki. Ama yani planlanmış bir toplantıya insanların katılmaması, işte buradan katkılarını anlayabiliriz. Anlık mazeretleri muaf tutuyorum. Yani Funda Hanım gibi. İşte bakın bir arkadaşımız var, isim zikretmeyeyim, annesi felçli. Kadın anasını evde bırakıyor, komşuya emanet ediyor, buraya geliyor. İşte bize böyle yürekli insanlar lazım. Ama şimdi öbürü oturuyor, bir şeylerin arkasından yazıyor, klavye sıraşörlüğü yapıyor. Ondan sonra da burada emek veren arkadaşlarımıza da yani çok özür diliyorum kendilerinden, bir sahip çıkmıyoruz ki. Böyle bir şey de olmaz, hadsizlik olur zaten. Ama yani onlar nezaketinden burada dile getirmiyor yönetim kurulu. Ben biliyorum arkadaşlar, beni yakın tanıyan arkadaşlar da samimiyetime inansınlar. O nedenle yapmasınlar bunları. Ben o insanlara buradan sesleniyorum, mutlaka
bir şekilde duyacaklardır, tutanaklardan duyacaklardır. Ne bileyim, koyulacak bir şey olabilir, oradan duyabilirler. Veya Nusret Bey'in kamerasından duyuyorlar. Nereden duyarsa. Oğuz Arar'la konuşacak. Dolayısıyla 10 bin lira, 15 bin lira aidat verilecek 90 bin liralık bütçeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Dileğim ve temennim buraya fayda sağlayacak insanların el atması, zaman ayırması. Yani kolay değil. Bu hepimiz aynı mesleği icra ediyoruz. Yani şu an hangi meslektaşımız aynı durumdaysa mesleki noktada hepimiz aynı durumdayız. Herkesin işi var. Aidat buradan mesela Serpil Hanım açıklamıyor. Üye aile alacaklarımız kaç lira? 82.500. Özür dilerim sevgili sen. 82 bin lira. Yani 90 bin bütçe var, 82 bin geçmişten alacak var. Verdiğimiz paraları buradan söylersek hoş düşmez yani. Bunlar para değil ki arkadaşlar. Ben Türkiye Güvercin Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bizim dernekte daha fazla aidat topluyoruz biz. Ve güvercin besliyoruz yani Türkiye genelinde. Bak samimi söylüyorum, gelin webten bakın yani. Güfet olarak girebilirsiniz yani. Yani bu rakamları bile arkadaşlarımız vermiyorlar, veremiyorlar, vermek istemiyorlar. Ama nedenlerini gelip bu kürsüden anlatmaları lazımdı. Ayrıca o 41 tane arkadaşımızdan bahsetti Sayın Başkan. Yeni katılan değerli arkadaşlarım bir kısmını tanırlar zaten, listeye bakarlarsa onlar da eski insanlar oldukları için bilirler. O arkadaşlarımızın o 41 kişiye yürekli insan dedi. Evet, ben de yürekli insan olduklarına inanıyordum. Yani o günkü o şartlarda ekonomik olarak herkesin yaptıklarını yaptılar. Fiiliyatta hiçbir şey yapmadılar. Belki benden sonra konuşmaya çıkacak arkadaşımız hayır şunu yaptı diyebilir buradan. Onu da duyarsak memnun oluruz, saygı duyuyorum. Yani 240 tane üyesi olan, Sayın Başkan'ın dediği gibi tabii ki daha fazla olması lazım ama zaten nedenlerini anlattı Sayın Başkan. Sizler de biliyorsunuz. 240 tane üyesi olan şey, yani bir derneği düşünüyoruz. Aşağı yukarı şu an hazırının zaten %20'si yönetim kurulu ve denetim kurulu. Zaten %10'u da yeni katılan değerli arkadaşlarımız olduğunu düşünelim. Genel kurula icap eden insan sayısını buradan bulabiliriz. E şimdi bu arkadaşlarımıza Sayın Başkanı 41 yürekli adam diyor. Ya bir adamın yüreği varsa hayatın her noktasında vardır. Nasıl bir 41 tane yürekli adam? Nerede bunlar? Biz mi görmüyoruz? Yani oradaki bir süreç vardı o süreç orada. Bir kırılma noktası yaşandı orada. Yani biz bunu dedik ki ya bizim meslek örgütümüz gibi olmasın. Meslek örgütümüzdeki sorunları hepiniz yıllardır biliyorsunuz. Olumlu tarafları, olumsuz tarafları, yeni oluşumları vesaire. Ya bu bir meslek mücadelesi. Ama burada yani çok ciddi bir dayanışma olması lazım. Oranın bir 25 yıllık geçmişi var. Buranın hepi topu 3 yıllık bir geçmişi var. Hepimizin omuz vermesi lazım. Yokla biri ayrıldı, gitti. Ondan sonra onlarla uzlaşma içine girildi. Bilmem ne oldu. Ama helal olsun yönetim kuruluna. Yine onların yaptığını yapmadı. Ben olsam, buradan söylüyorum, utanırdım yani. Hepsinin fotoğraflarını buraya koymuş. Ama onlar bu insanların adını dahi anmaktan imtina ediyorlar değerli arkadaşlarım. Bu yani bu bir düpedüz hasetliktir yani. Ya gel, gelin kardeşim şimdi buraya gelin liste koyun. Zaten Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu liste olsa, ya ben olsam onların yerinde hiç aday olmazdım, listede çıkarmazdım. Tekrardan o ateşli gömleği hiç su serpmeden bir daha üstlerine giydiler. Ben onlara saygı duyuyorum. Yani arkadaşlarım olduğu için falan söylemiyorum. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu eleştirdiğim arkadaşlarım da benim Sayın Başkan'la olan beraberliğimden en az 15-20 sene daha eskidir bu eleştirdiklerim. O kadar da yakınlardır bana. Hiçbiri yok. Hepsi oturduğu yerden yazıyor, çiziyor, söylüyor. İnsanların gönlünü kırıyor, şevkini kırıyor. Yapmasınlar bunları. Yani ben eğer yürekli insanlarsa, Sayın Başkan dışarı çıktı yani, yürekli insanlarsa dernekten gitsinler kardeşim. Benim haddim değil ama o kelime bana ağır geldi başkanın söylediği. Panele gelmiyorsun, toplantıya gelmiyorsun, aidatı vermiyorsun. Sağda solda dedikodu yapıyorsun, milletin kuyusunu kazıyorsun. Genel kurula gelmiyorsun, Sayın Başkan özür diliyorum. Ben paylaşmak zorunlu hissettim bunu.
Ondan sonra kurucu yayınlıyorsun. Hala adınız, sanınız orada duruyor. Ben inanıyorum ki o günkü süreçteki burada bulunan hazırlıktaki tüm arkadaşlarımız bugün bu dernek yeni bir girişimde bulunsa aynı fedakarlığı bu arkadaşlarımız da gösterir. Yani onlar şapkadan tavşan filan çıkartmadı. Ben de o kurucu yerlerden biriyim. Öyle bir şey yapmadı. Evet, bir zaman ayırdık, emek verdik, oranın tozunu yuttuk. Doğru söyledi başkan. Burada beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız da mevcuttur zaten. Yani ben bunu değerli vaktinizi aldım ama yani yürekten söylüyorum, bu insanlara destek olmak lazım. Bu insanlar bizim yönetim kurulumuz. Bu insanlar bizim arkadaşımız. Dolayısıyla evet, arkadaşımızı alkışlıyorum. Ödülü burada veriyorum. Alkışlıyorum. Ben de konuşmamızın üstüne almıştık. Almıştık kendisini. Mutluluklar diliyoruz. Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evet, sayın yönetim kurulu arkadaşımız. Bunlara geldi. Bugün nikahına denk geldi. Eksik olmasından şeref verdiler. Kendilerine tüm ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Tamamına ermesin Cenab-ı Hakk'ın inşallah. Evet, Sayın Tanrı Belediye'ye teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı kadar konuştuk. Funda Karabulut'a da hoş geldin diyoruz. Değerli arkadaşlar, Funda Hanım bizim geçmiş dönem 3 yıl beraber görev yaptığımız yönetim kurulu üyesi arkadaşımız dernekten. Bugün çok mutlu bir günüydü. Nikah, Ramazan dolayısıyla da sıkışmıştı tarihler. Ben kendisinden rica ettim. Dedim ki o gelinliği giy, o genel kurula gel. Bir nostalji yapalım, gelecekte çocuklarına anlatacak bir hikayeniz olur diye. Kırmadılar, enişte bey de sağ olsun kırmadı. Ve bugün genel kurulumuza gelinlikle beraber geldi. Hatta olur mu olmaz mı diye kendi aramızda konuşurken kendisine dedim ki Avrasya koşusuna gidiyorlar gelinlikle. Başka toplantılara gidiyorlar. Biz de bir başlangıç yapalım. Bekar olan arkadaşların önünü açmış oluruz diye. O da kırmadı geldi. Tüm katılan arkadaşlarım adına kendilerine bir hayat boyu mutluluklar diliyorum. Bir yastıkta kocasınlar inşallah.